Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda gezegenimizi tanıyalım ünitesinin tüm konularını anlatacağız. İlk olarak dünyamızın şekliyle başlıyoruz. Sevgili çocuklar, bilim ve kullanılan araçlar eskiden bu kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle dünyamızın şekliyle ilgili çok değişik fikirler ortaya atılmıştır. O değişik fikirlerden bir tanesi dünyamızın öküzün başının üzerinde durduğudur çocuklar. Öküze sinek geldiği zaman öküz kendini sallayınca kafasını da sallıyor ya çocuklar. O esnada dünyamızın da sallandığını, depremlerin de bu şekilde olduğunu iddia ediyorlarmış hatta. Bazı insanlar da dünyamızın tepsi halinde düz bir şekilde olduğunu düşünüyorlarmış. Denizlerin dünyamızın yanlarından aşağı doğru aktığını düşünüyorlarmış. Hatta denizcilerin belli sınırları varmış. O sınırları geçtikleri zaman dünyadan aşağıya doğru gemiyle düşeceklerini düşünürlermiş. Hatta bazı insanlar da dünyanın kocaman bir filin hortumu üzerinde durduğunu düşünürmüş. Dünyamızın şeklinin küreye benzediğini savunan ilk bilim insanları Pisagor, Biruni ve Magellan'dır sevgili çocuklar. Günümüzde dünyamızın uzaydan çekilen görüntüleri sayesinde şeklini net olarak görebiliyoruz çocuklar. Dünyamız alt ve üstten basık, yanlardan şişkin küreye benzer. İşte dünyamızın şekli söylediğimiz gibi üstten ve alttan basık, yanlardan biraz şişkindir çocuklar. Ülkemiz Türkiye'de tam olarak dünya üzerinde işte buradadır. Şimdi de dünyamızın katmanlarını öğrenelim. Dünyamız bir soğan gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşur sevgili çocuklar. Buradaki şekilde de zaten tahmini yürütebilirsiniz. Sevgili çocuklar, burada dünyamızın katmanlarını görüyorsunuz. En içten başlayacağız. Dünyamızın en iç katmanı çekirdektir. Çekirdek de çocuklar ikiye ayrılır aslında. Şurada gördüğünüz kırmızı olan yer iç çekirdek, turuncu da dış çekirdektir. Ama biz bunların ikisine birden çekirdek diyoruz. Çekirdeğin hemen üzerinde sarı renkte gördüğünüz katman ise mantodur. Onun da üzerinde kara katmanı ve su katmanı vardır. Onların da üzerinde şöyle açık mavi renkte gördüğünüz hava katmanı vardır. Burada da zaten dünyamızın katmanlarını bu şekilde gösterdik. Burada videoyu durdurup bunları tekrar okuyabilirsiniz. Çekirdek ve manto dünyamızın içindedir. Bu nedenle gözlemleyemeyiz. Hava katmanı, su katmanı, kara katmanı dünyamızın dışındadır. Bu nedenle gözlemleyebiliriz sevgili çocuklar. Bu anlattığımız ifadeleri burada yazdık çocuklar. Eğer isterseniz burada da videoyu durdurup bu kısmı defterinize yazabilirsiniz. Dünyamızın dış katmanlarındaki gözlemlenebilir olaylara burada baktığınız zaman çok daha iyi örnekler verebilirsiniz çocuklar. Mesela burada denizdeki yaşamı görebiliyorsunuz, karadaki yaşamı görebiliyorsunuz ya da hava olaylarına örnek verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dünyamızın dış katmanlarını gözlemlemek çok kolay. Dünya, güneşin etrafında dolanan kayalık bir gezegendir çocuklar. Yüzeyinin çoğu suyla kaplı olduğundan uzaydan mavi renkte görünür. Dünyamızda milyonlarca canlı türü yaşar. Dünya yüzeyi su ve karalarla kaplıdır. Su ve karalar hava tabaka yani atmosferle çevrili çocuklar. Haydi birlikte kara ve su katmanını bir inceleyelim. Dünyamızın dış kısmını oluşturan kayalık katmana yer kabuğu yani kara katmanı diyoruz çocuklar. Kara katmanı üzerinde yaşadığımız yerdir. Deniz tabanları dahil her yeri kaplar. Kara tabakasının çukur yerlerini sular doldurmuştur. Burada gördüğünüz resimde çocuklar suları dünyadan çıkardık. Yani sular olmasaydı, denizler, göller, okyanuslar, akarsular olmasaydı dünyamız bu şekilde görünecekti. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, yeraltı suları, kutuplardaki buzullar su katmanı oluşturur sevgili çocuklar.
su katmanı dünya yüzeyinin çoğunu kaplar. Ayrıca su ve kara katmanı iç içedir. Alttaki görselde de görebilirsiniz sevgili çocuklar. Kara katman ve su katman iç içe geçmiş durumda. Onları kaplayan ise hava katman zaten. Onu bir sonraki konuda işleyeceğiz. Sevgili çocuklar, kara katmanı okyanus diplerinde ince, karaların olduğu yerde kalındır. Dünya yüzeyi kara ve sulardan meydana gelmiştir. Ormanlar, dağlar, ovalar, çöller kara katmanında yer alır. Kara katmanı toprak, taş ve kayalardan oluşur. İnsan, hayvan ve bitkilere ev sahipliği yapar. Ova, dağ, yayla, çukur, yanardağlar, vadiler gibi oluşumların hepsine yer şekli denir sevgili çocuklar. Yer şekillerinin en yükseği dağlardır. Dağlar bir araya gelerek sıra dağları oluşturur. Dünyanın en uzun sıra dağı Himalayalardır. Himalayalar Çin ve Hindistan arasındadır. Dünyamızın en yüksek noktası Everest tepesidir çocuklar. Büyük kara parçalarına kıta denir çocuklar. Karaları birbirinden ayıran büyük denizleri ise okyanus diyoruz. Okyanuslar kıtalardan daha çok yer kaplar. Okyanusların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu görselimizi ekranda durdurup kıtalar ve okyanusları iyi bir şekilde derinlemesine inceleyebilirsiniz sevgili çocuklar. Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtasında toprakları vardır sevgili çocuklar. Ama ülkemizin büyük bir çoğunluğu Asya kıtasındadır. Evet çocuklar, su canlı yaşamı için çok önemlidir. Su katmanı birçok hayvan ve bitkiye de ev sahipliği yapmaktadır. Dünya üzerinde içebildiğimiz ve kullanabildiğimiz su miktarı çok azdır. Kullanabildiğimiz bu sulara tatlı sular diyoruz sevgili çocuklar. Okyanus suları tuzludur. Yani deniz suları da tuzludur, bunu biliyorsunuz zaten. Bu nedenle tatlı su kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. Ülkemizin uzaydan görüntüsü çocuklar. İşte burası ülkemiz Türkiye. Yeşil ve kahverengi renkle kara katmanı, mavi renkle su katmanı gösterilir. Şimdi de hava katmanını öğrenelim. Güneş sistemi içerisinde solunabilir havaya sahip olan tek gezegen Dünya'dır. Dünyamızı saran hava tabakasına atmosfer diyoruz çocuklar. Uzaydan bakıldığında atmosfer ince bir sis tabakası gibi görünür. Hava katmanı kara ve su katmanı ile temas halindedir. Dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından korur. Kar, yağmur, rüzgar gibi hava olayları bu katmanda gerçekleşir. Canlıların hayatını sürdürmeleri için gerekli olan oksijen bu katmanda bulunur sevgili çocuklar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.